refakatsiz çocukların tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddiası var mıdır, o konuda öyle bir şey? Ben de sosyal medyada, evet, İstanbul'da Beykoz civarında bazı, hı hı, evlere çocukların getirildiğini duydum, okuduklarım da oldu. Ama ben inanmak istemiyorum ve bu konuda da hem avukatlar grubundan hem çocuk dostu dernekler, vakıflar, biz de Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak, hı hı, bizim dernek de bu konuda çağrıda yaptı. Sendikalar bu konuda çok bastırıyorlar. Siyasi partiler bastırıyorlar. Evet. Yani bu çocuklar mutlaka Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakılması gerekir. Eğer, hı hı, birileri bu konuda iyi niyetli bir girişimde bakanlığa bulunup biz derneğiz, vakıfız, bize çocuğa teslim edin, bize bakalım gibisine o anki heyecanla bakanlık belki öyle bir açıklama da bir ara duydu. İşte, kabul etmiş olabilirler mi hocam? Baksınlar, eğer bir sıkıntı olursa geri alırız gibisine bir şeyler duydum. Ama böyle bir şey yanlıştır veya basında böyle bir haber yayılmışsa bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Bunun da şeyi bakandır. Bu konuda çıkıp şu kadar çocuklar şu yuvada, bu kadar, hı-hı, çocuklar şu yurtta, evet, bu kadar çocuklar, kesinlikle, burada. Kesinlikle hiçbir, evet, tarikat yurdunda, hiçbir dernek yurdunda çocuklarımız yoktur diye açıklama, evet, yapmaları bizi rahatlatır. Kesinlikle. Çünkü bu çocuklar zaten yaralı çocuklar, zaten depresyon, evet, yaşamış çocuklar, sıkıntı yaşamış çocuklar, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş ama bunların mutlaka bir kanuni yakınları vardır. Dayısı çıkacak, amcası çıkacak, dedesi çıkacak, akrabaları çıkacak. Evet. Onlara bu çocukların güvenli bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Evet, ki bir de hocam tarikat yurtları diyoruz. Yani neler duyduk geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz. Yani ne kadar kötü haberler biz duyduk. Biz 6 yaşında böyle bir tarikat, evet, liderinin çocuğunu 29 yaşındaki bir kişinin evlendirdiğini duyduk. Hı hı. Yine bugün sabah haberlerde Erzurum'da bir, hı hı, yurtta bir kişinin çocuklara farklı şekilde yaklaştığını ve farklı şekilde istismar ettiği, hı, haberi yayınlandı. Çocukların aileleri ve diğer avukatlar, hı hı, bu konuda savunma yaptılar. Kişi tutuklu. Yani kesinlikle ben buradan bütün annelere, babalara, bir çocuk dostu, bir uzman olarak, bu alanda çalışan bir il müdürlüğü yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Evet. Kesinlikle çocuklarını gözünün önünden ayırmasınlar. Evet. Ne tür eğitim verilmesi gerekiyorsa, dini eğitim, akademik eğitim, milli eğitim, gündüz okula gitsin, akşam evine gelsin. Yatılı, evet, olarak bir yerlerde çocukların eğitim aldırılmalarının, çocuklara bir şekilde bir uzak yerlere göndermelerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum.